Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Trabzonspor takımımızın Avrupa gruplarındaki rakibi belli oldu. Deniz Duraguş'un menajerinden enteresan bir açıklama geldi. Nunez ile alakalı çok önemli bir detay, flash bir gelişme. Artı Trabzonspor takımımızda Onaçu'nun menajerinden bir açıklama geldi. Bütün detayları şimdi sizlerle beraber paylaşacağız. Gene önemli bir video. Sabah bir video yükledik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu da ikinci videomuz arkadaşlar. İzlemeyenler için bir duyurudur. Tabi e, öncelikle şuradan başlayalım. Öncelikle hemen e, kuş sesleri işli altında yapacağız bu canlı şey bu videomuzda olsun. Kuştan üstümüzde arkadaşlar gitmiyor. Trabzonspor'umuzun UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Trabzonspor'umuz Rosenborg, e, Borek, Slovakya takımı ve Tobol'un Galibiyle karşılaşacak şimdi arkadaşlar. Hani kura bu şekilde gerçekleşti. Bu iki takımın galibiyle biz 25 Temmuz'da Deplasman'da, 1. maç Deplasman'da, 1 Ağustos'ta da Trabzon'da oynayacağız. Hayırlı olsun. İki rakip de kağıt üzerinde bizden aşağıda takımlar. Ama biz daha önceden başımıza çok sıkıntılar gelmiştir. Benim oynadığım dönemde de gelmiştir. Bu iki gibi rahat geçmemiz lazım. Her halükarda transfer gelse de gelmese de ilk etaptaki bu bur, burayı rahat geçmemiz lazım. Hani e, Santofor'da işte diyoruz ya ona çık gelmesi lazım. İşte yarım çıksa yarım çık, adam buksaysa adam buksa, sekize bir oyuncu, Topere bir oyuncu. Arkadaşlar bu kurayı geçeriz. Bu kurada herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum. Kağıt üzerinde. Çünkü Trabzonspor takımımızın hocası, oyuncu kalitesi, camia bunu bu maçı Ertuğrul üstesinden gelecek. E, hani eee Muslan Mendy koyar. Önlerine Enis Badri koyar. Sağ tarafa Viska sol tarafa Vakayme'yi koyar. Trezegen var. Trezegen'i ona çeker. Vakayme'yi sola koyar. İleriye Enis Destan'ı koyar. Umut Bozdağ koyar. Deniz Draguş'u koyar. Yani koyar da koyar arkadaşlar. Stopper hattında Fernandes'im var. Densville'in var. Ryan Banias'ı var. Şimdi eldekilerden bahsediyorum. Sağ bekte Mönye'n var. Sol bekte Baris için Eren'im var. Bu kadro bu turu atlar arkadaşlar. Kimse hani o konuda yana biraz rahatladık. Kura da bana göre iyi bir kura çıktı. Bu iki rakibi de şöyle bir inceledim internet sitesinde nasıl bir durumda oldukları. Çok e, ekstra bir takım değil. Çok piyasası yüksek oyuncularda olan takımlar değil. Kağıt üzerinde de diyorum sahaya çıkmadan hiçbir şey belli olmaz. Bizim zamanımızda biz de Vidaton'la Macaristan'da bir takım eğlenmiştik. Gerçi bunlara göre daha iyi bir takım. Orada çok fazla Macar milli takım oyuncusu vardı ama Allah'ın izniyle Trabzonspor takımımız bu, bu Kur'an'ın da üstesinden gelir. Ondan sonraki durumlara bakacağız. Ama ilk etapta 1 Ağustos'a kadarki bölümde Trabzonspor takımımızın çok ciddi bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Deniz Dragoş'un menajerinden enteresan bir açıklama geldi. Gerçekten çok enteresan bir açıklama. Oyuncumuzun, oyuncunun menajerinin yapmış olduğu açıklama adı Floren Manea. Fanatik Ro isimli bir web sitesine bir açıklama yapıyor arkadaşlar turnuvadan önce imza attığımız için diyor üzgünüm diyor. Yani e, daha çok para kazanıp daha iyi yerlere gidebilir, gidebilirdi. Avrupa'da daha büyük bir takıma gidebilirdi. Ama tabii ki de burada e, aslında istediği para bellidir bir oyuncunun. Ve iyi bir teklif geldi. Şanslı gördüler kendileri ve oynuyor e, oynaya oynaya gelip imzayı attılar arkadaşlar. Burada menajeri birazcık aç gözlük yaptığını düşünüyorum ya daha iyi bir takıma gidebilirdi diyor ama burada Trabzonspor takımına gelip oynayıp aslında sıkış yakalama adına buradan daha güzel bir sıçlamayı yapmasına Trabzonspor takımı daha da iyi destek olur diye düşünüyorum ben. Hani evet Avrupa Şampiyonası'nda oyuncu Avrupa Şampiyonasına gitmeden önce tabii orada nasıl bir Avrupa Şampiyonasına nasıl bir performans sergileyeceği de belli değil. Hani Avrupa Şampiyonasında Deniz Roguş ilk maç çıkacak, Ukrayna'ya golü sallayacak, arkasından maçın adamı seçecek falan deselerdi Menajeri de inanmazdı, oyuncu da inanmazdı bence ve bundan dolayı da zaten geldiler erkenden imzayı attılar. Türkiye'nin en büyük takımına geldi, imzayı çaktı. Bu gayet normaldir arkadaşlar. Böyle bir entrasın açıklaması var. E, Trabzonspor'a sözleşme imzaladığım anda ona uzun süre kalacağını düşünmediğimi söylemiştim diyor. E, Trabzon'un teklifi olağanüstü olduğunu vurguladı e, Mania diye haber yapmışlar. Ama diyor, 2015'de Euro 2024'ten önce de imza attığımız için de üzgünüz diyor Deniz menajer. Dediğim gibi olay yani oyuncu kendini sağlam aldı, garantiye aldı. Trabzonspor takımının e, büyüklüğünü zaten Türkiye'de geldi, gördü ve bence iyi bir transfer yaptı. Menajer biraz açık gözlük yapıyor. Deniz Dragoş gayet memnun, gülüyor, eğleniyor, İmzayı attı, formayı giydi. Herhangi bir problem yok. Menajeri böyle bir açıklama yapınca tabii herkes de abi niye böyle bir açıklama yaptı falan diye bir e, şey var ama bir sıkıntı gözükmüyor arkadaşlar. Şimdi e, bir tane haber okudum. Hidovre'de Danimarka'da Trabzonspor takımımız bir tane Sabek'i takip ediyor diye bir haber yapmışlar. Ama şimdi buradaki Sabek'in adını yazmamışlar. Danimarka'ya bir Sabek izlemek için Trabzonspor takımımız gitmiş. Haberin içeriği bu. Ama haberde oyuncunun da adı yok, takımın da adı yok. Değişik bir haber gördüm. Araştıracağım arkadaşlar. Danimarka'dan bir Sabek. Hatırlayın. Bir stoper 21 yaşında gene Danimarka'dan Trabzonspor takımımız izlemeye aldı. Hem Galatasaray hem biz istiyorduk. Engola mıydı öyle bir ismi vardı oyuncunun. Adamo Nagola pardon. Adamo Nagola gene Trabzonspor takımımızın Danimarka'da incelediği bir oyuncuydu. Ve şimdi de bir Sabek'in adı geldi. Bu oyuncunun adını tabii ki de yazmamışlar haberde. Onun için ben de araştırdım araştırdım bulamadım. Kalktım direkt hızlı bir zaman kaybetmeyeyim dedim sizlere videomuzu hızlı bir şekilde yollayalım dedim. Ryan Bania'dan kafa karıştıran bir açıklama geldi. Önümüzdeki sezon için hazırım dedi. Tabi e, bu bir mesaj olarak algılamamız gerekiyor. Bu arada en çok teklif kime geldi takımımızda onun da bir haberi var. Ryan Bania Trabzonspor takımımızı gözden çıkarttı. Abdullah Avcı'nın kesinlikle gitmesini istediği bir isim. Ben yine söylüyorum 25 yaşında yerli bir stoper, amil takım görmüş bir stoper kiralanması gerekiyor. Ama oyuncu menajeri İtalya'da yoğun bir görüşme içerisinde ve Parma'yla yüz yüze görüştüler parmayla aynı imza masasına oturuldu bir buçuk milyon Euro'luk bir beklenti var burada benim düşüncem bu oyuncudan benim düşüncem bu oyuncudan hani kiralık olarak ayrılış yaşanması gerekiyor ama e, Ryan Banya'dan önümüzdeki sezon için hazırım mesajı gelmesi biraz kafa karıştırabilir burada devam etmek istiyorum diyebilir ve hatta bu bir koz olabilir ayrılmak istiyor biz vermiyoruz bonservis getir diyoruz o da tamam ben buradayım o zaman ben burada mutluyum diyerek burada da bir böyle bir e, politika izliyor olabilir arkadaşlar. Bu da ayrı bir durum. Şimdi Munez'e geliyoruz. Yavaş yavaş detaylara geliyorum. Onaçu'da yine bir flash açıklama. 10 e, Onaçu'da güzel bir müjdemi. Bana göre müjde. Enistestan'a gel, Enistestan'a başlayalım. Şimdi e, gene bu haberin içeriğini de çok enteresan buluyorum. E, Enistestan'ın şimdi bu sezon 38 tane maçta 12 gol 5 asist yaptı. Alman kulübü diyor. Bundesliga'nın e, devi Alman kulübü en çok Trabzonspor takımımızda teklif alan oyuncu olarak haber girilmiş. Enis Tessan'a 4 milyon euroluk Hoffenheim'de bir takımla adı konuşuyorduk ama şu an benim aklımda değil. Burada sizden destek bekliyorum. Ee, yazarsanız videomuzun altına sevinirim. Burada 4 milyon euroluk resmi bir teklif alan Enis Destan şu an Trabzonspor'umuzun mevcut kadrosu içerisinde en yüksek teklifi resmen alan isim olduğu söylendi. Şimdi Enis Destan'ın resmi bir teklif alması kadar doğal bir şey olamaz. En çok da teklif alması kadar gene doğal bir şey olamaz. Trabzonspor'umuzun mevcut kadrosunda yaşlı kadro içerisinde oynatıp hem Ümit Milli takımıza da oynayan bir isim Enis Destan. Hem de güzel goller yakaladı ve bir Avrupa tecrübesi de var daha önce. Milli takımdaki yapmış olduğu performansla dikkatleri de üzerine çekti. Şu an Enis Destan'ın bu kadar e, teklif e, en çok teklif alması, resmi teklifin gelmesi kadar doğal bir şey yok. Ben her zaman söylüyorum milli takım hiçbir şeye benzemez. Hele ki genç milli takımlarda hiçbir şekilde arkadaşlar lige benzemez. 5 maç oynasın orada, kendi iyi bir maç çıkarsın, beş tane geçmiş olsun transferini yapar. Transferini yapar. Net söylüyorum sizlere ve burada da Enis Destan e, transferini yapmak için gerekli teklifleri alıyor aslında. Ama bir daha hem ümitli takımda atıyor hem geliyor bir bakıyorlar arkadaşlar Enis Destan bizim takımımızda 12 tane gol 5 tane asist yapmış. Hangi takımda? Trabzonspor takımında. Türkiye'nin en büyük takımında takımlarından bir tanesi veya bir en büyük takımı. Şimdi herkese göre göreceli bir durum bu. bizi birçok taraftar izliyor ama biz gerçekten hani evet belki şampiyonluk anlamında sayımız az olabilir ama o mücadele o hani e, kendi başına kalmış bir takım olduğumuz için, o İstanbul takımlarına karşı mücadele eden tek yalnız bir takım olduğumuz için bizim e, hani e, zor şartlardan dolayı bize göre Trabzonspor takımımız en büyük camiadır. Her zaman bunu her yerde söylüyorum arkadaşlar. Sadece burada değilim. Ben bunu her zaman her yerde söylüyorum. Ve geldiğimiz noktada Elistestan'da böyle bir durum söz konusu. Nunes gene flash bir gelişme. Abdullah Avcı'nın 8'de mutlaka gelsin dediği isimlerin başında geliyor Nunez. Nunez alakalı en büyük gelişme detay şu arkadaşlar. Nunez'in bir sonraki satışından %25 pay eski kulübünde varmış. Norwich City'de tabi e, oyuncunun Norwich'te oyuncunun e, şimdi daha çok para kazanabilmesi için Şili ile Kupa Amerika'da mücadele gösterip orada daha iyi bir performans vereceğine inandıkları için Kupa Amerika'da oynayıp da transferini gerçekleştirebilirler diye bir haber var. Şimdi bu çok önemli bir detay. Nunez'i biz istiyoruz. Abdullah Avcı bu transferi bitirin dedi. Nasıl Draguş'ta Avrupa Şampiyonası'nın önce bitirildiyse bu oyuncuda da Kupa Amerika. Benim bildiğim 21 Haziran'da başlıyor Kupa Amerika. Lütfen düzeltin yine benim yanlışım varsa. Araştırdığım kadarıyla bu şekilde çıkıyor internette. %25 e, payı var. Bundan dolayı birazcık mırın kırım var. Biz de oraya bonuslarla gene bir sonraki satıştan gene pay koyabiliriz. Gene bir şeyler deneniyor. Bir fiyat yükseltilmesine gidildi. Marcelino ne çok isteniyor ama oyuncunun Kupa Amerika'ya gidip orada kendini gösterip daha çok para kazanma niyetinde oldukları için ve Nunes gerçekten çok iyi bir oyuncu. Eğer Kupa Amerika'ya giderse işler terse dönebilir. Hızlı bir şekilde bu transferi bitirmekte fayda var. Şurada 1-2 gün kaldı. 2 gün kaldı. Allah korusun herhangi bir terslikte de İş nereye gider bakacağız arkadaşlar. Nunez Aykara böyle. onaçu'nun menajerinden flash bir açıklama geldi. Paolo ile buluşup görüşeceğiz diyor kısa süre içerisinde. Trabzonspor takımında kalmayı çok istiyor Onaccio demiş. Türkiye'yi çok sevdik ve çok seviyor. İngiltere'ye gitmek istemiyor. İngiltere'ye geri dönmek istemiyor. Samtun'u bekliyoruz. Çünkü kiralık ya da transfer konusunda Samtun anlaşması gerekiyor diye bir açıklaması var. Bakın arkadaşlar gerçekten onaçu'nun bu açıklaması... Ee, çok flash ee, bu önemli bir açıklama Türkiye'ye dönmek istiyor ve Trabzon'u çok seviyor diyor ve bunu e, bu açıklamayı da spor dijital bir yere yapıyor Türkiye'de herhangi bir yere yapıyor belki politik yapmış olabilir ama bu açıklama önemli bir açıklama arkadaşlar şimdi Samuel Gigot stoperde gene istenen bir oyuncu onu da değerlendirelim Samuel Gigot'taki 10 milyon euro'luk bir teklif istek var o var bu var dendi. bir birçok şey söylendi oyuncunun ee, bu ay sonunda serbest kalacağı var biliyorsunuz durumu var. Kulübünden ay sonunda işte kamp dönemine gitmeden serbest kalacak, bırakılacak oyuncu. Pazarlıklar çok sıkı gidiyor. Özellikle Yunanistan'dan ekiplerin istemesi biraz kafa karışıklığına yol açsa da Trabzonspor takımımızda bu transferde yine yoğun bir çaba sarf ediyor arkadaşlar. Yani e, Nunez'deki gelişme çok kritik. Enis 4 milyonluk bir teklif geldi. Resmi teklif alan e, bir ilk oyuncu olabilir yani. Kulübümüze resmen şöyle kapımızın çalan bir durum yok. Enis Destan e, ee, Enis Badri, Trezege gibi, işte Fontas gibi isimlerden de bir beklenti var. Daha önce yol ayrımına gidilecek olan isimlerden toplamda 10-12 milyon, 15 milyon arasında bir beklenti var. Kiralıktan dönen oyuncular var. Yani gerçekten içeride ve dışarıda çalışmamız gereken çok ciddi bir iş var. Yoğun bir mesai var. Bakalım Trabzonspor takımıza başarılar diliyoruz bu konuda. Ee, Kura da çekildi hayırlı olsun. Allah mahcup etmesin kağıt üzerinde bakmamak lazım. Sağda her şey bitiyor ama bizim mevcut kadromuz bu kurayı da üstesinden gelecektir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.